Melih Altınok, Köfteci Yusuf'a operasyon mu çekiliyor? Tarım Bakanlığı'nın 2 Ekim'de yayınladığı tarşiş taklit ürünler listesinde bir işletmenin ismine mahkeme kararı nedeniyle yer verilmediği öne sürülmüştü. T24 isimli siteye sızdırılan rapora göre söze edilen işletme pek çok şubesi olan Köfteci Yusuf'tu. Firmaya karşı yoğun bir linç kampanyası başlatıldı, hala da sürüyor. Bakanlık dün Köfteci Yusuf'la ilgili raporu kamuoyuyla paylaştı. Belgelere göre firmanın örnek alınan iki şubesindeki ürünlerde domuz etine rastlanmıştı. Sonunda şirketin sahibi Yusuf Akkaş, "Yurt genelinde 280 iş yerimiz var, yanımda 12 bin kişi çalışıyor, 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız" diyerek sessizliğini bozdu. Aktaş'ın numune alım sürecine dair anlattıkları da dikkat çekici. Her iki işlemde de ne çiğ üründen ne de pişmiş üründen şahit numune almıyorlar. Çiğ üründen de şahit numune alabilirlerdi. Çünkü gen testi çiğ ürün veya pişmiş ürün fark etmeksizin aynı sonucu verir. Bize de çiğ üründen şahit numune bırakabilirlerdi. Çünkü biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimizde bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklarla karşılaşılırdı. Ancak bu teamüle aykırı bir şekilde uzunca bir süre sonra bildirim şubeye değil, merkezimize yapılmıştır. Sözcüden Saygı Öztürk'e konuşan ve "benim siyasi gücüm yok, garip bir kuşum, işimde ekmeğimde birisiyim" diyen Akkaş'ın işletmelerine daha önce çökmek isteyen bir mafya grubu olduğu da mahkeme kayıtlarına geçmiş durumda. Bu kişiler 5 yıl önce "istediğimizi vermezsen ürünlerinde domuz eti var iftirası atarız" diyerek kendisini tehdit etmişler. Hatta o dönem yerel basındaki tetikçi bir gazeteye bu yönde haber de yaptırmışlar. Görüşlerini aldığım sektörden isimler de dev bir firmanın daha fazla kâr etmek için ürünlerine kanatlı hayvanlar vesaire dururken domuz eti katmasının mantıklı olmadığını söylüyorlar. Biraz düşününce bile kendilerine hak vermemek mümkün değil. Evet, bu tartışmada da hakikate ulaşmak tali bir konu. Ahalinin temel motivasyonu düşene bir tekme atmanın dayanılmaz cazibesi. Hüküm de çoktan verilmiş. Görgü tanıkları başka zamanlarda fiyatları da uygun diye tıklım tıklım olan Köfteci Yusuf şubelerinin dün itibariyle bomboş olduğunu söylüyorlar. Ama çoğunluk aksini düşünüyor diye soru işaretlerini görmezden gelemeyiz. Affet bizi Greta. Genç yaşta tüm dünyanın tanıdığı bir isim olan iklim aktivisti Greta Thunberg, bir yıldır Filistin halkı için eylemde. Dün de Dortmund'taki öğrenci Filistin kampının Alman polisi tarafından kapatılmaya çalışıldığını ve kendisinin de kampa giderse tutuklanmakla tehdit edildiğini açıkladı. "Greta'nın küreselci gruplar tarafından desteklendiğini düşünüyordum. İsrail soykırımının başlandığı günden beri sergilediği eylemlerinin ardından hatalı olduğuma karar verdim. Ön yargımdan ötürü özür dilerim. Gözlerinden öperim Greta." Bunlar da Amerika'nın ruh hastaları. Geçen haftadan bu yana Amerika Birleşik Devletleri kasırgalarla cebelleşiyor. Milyonlarca insan elektriksiz, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İşin kötüsü, kasırgalar devam ediyor. Kurtarma ekipleri yoğun talebi karşılamakta zorluk çekiyor. Ülkedeki tartışma ise hükümetin bölgeye ulaşacak yardımları engellediği iddiası. Tanıdık geldi değil mi? Bizde de deprem sonrasında iktidarın yardımları bilerek engellediğini iddia edenlerin sesi herkesi bastırıyordu. Akrep gibisin sevgilim. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Kızılçam ormanlarında Türkiye'ye özgü yeni bir akrep türü keşfedilerek literatüre kazandırıldı. Bu yeni türe Euscorpius gulhanimae adı verildi. 21 yıldır Türkiye'deki akrepleri araştıran Profesör Doktor Ersen Aydın, yeni türe desteklerinden dolayı eşi Gülhanım Yağmur'un adını vermiş. Çoğunluk profesörün eşinin bu işten çok hoşnut olmayacağı görüşünde. Ama bence eşsiz bir hediye. Tebrik ederim. Melih Altınok, Sabah. Mehmet Acet, seçimler 2027'de mi? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimleri bittikten sonra yaptığı açıklamalarda bir süre erken seçim çağrısı yapmayacağım anlamına gelen mesajlar verdi.
Gerekçe olarak da 31 Mart seçimlerine gidilirken seçmene, Mayıs 2023'te onlara oy verdiniz, şimdi de bize oy verin, bir denge olsun şeklinde yaptığı çağrıları gösterdi. 31 Mart seçimleri gerçekten de bir denge seçimi oldu zaten. Mayıs 2023'te Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçen, meclisteki sandalye dağılımında da Cumhur İttifakı'na çoğunluğu teslim eden seçmen, arada geçen 9 aylık süreçte o kadar etkili olabilecek dramatik bir durum olmamasına rağmen, belediye seçimlerinde CHP'yi yerel iktidara taşıdı. Ama Özel, sonradan parti içinden ve CHP mahallesinden gelen ağır baskılar nedeniyle zikzaklar çizmeye başladı. Geçim yoksa seçim falan demeye başladı, sonra da doğrudan seçim takvimini zikretmeye başladı. Eylül ayı başında Halk TV'ye çıkan Özel, hem erken seçim takvimini hem de Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını gündeme getiren mesajlar verdi. Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum dedi. Devamında bugün Türkiye'de seçimlerin olmasının iki yolu var diyen Özel, meclis 360 milletvekiliyle seçimleri yenilerse Erdoğan'ın son bir kez aday olma hakkı var, görev süresi 5 yıl, seçimleri yenileyeceğiz, bizim kimseden korkumuz yok sözlerini sarf etti. Takvim olarak da iki seçenekli bir ihtimali gündeme getirip 2026'nın baharında ya da gelecek yıl Kasım'da sandığı koyalım, bizim Erdoğan'ı yenmemiz, yeni bir kalkınma sürecini başlatmamız lazım dedi. Özgür Özel bu açıklamalarından bir hafta sonra Murat Yetkin'e verdiği mülakatta bir hafta önceki sözlerini revize ederek Kasım 2025'ten sonra gelmesin, biz iktidara yürüyoruz. 2,5 yılı dolana kadar varız, sonra yokuz, 2,5 yıl bizden, 2,5 yıl sizden, bu duyduğumuz özgüvenin işareti diye konuştu. Özel'in CHP adına kritik konularda son sözü söyleme hakkına sahip kişi olup olmadığından emin olmamakla birlikte, bu sözlerini baz alarak meseleye baktığımızda, bir yıl sonra bizim de desteğimizle meclis seçim yenileme kararı alsın, Erdoğan da aday olsun şeklinde bir teklif sunduğu görülüyor. 31 Mart seçimleri sonrası CHP içinden başlatılan erken seçim tartışmalarına epey bir süre sessiz kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Eylül'de İstanbul Dolmabahçe'de yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda seçimlerin 2028'de yapılacağına dair net mesajlar verdi. Cumhurbaşkanının bu mesajlarının yerli ve yabancı yatırımcıların önlerini net bir şekilde görebilmeleri, ayrıca ekonomi programının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından bir anlam ifade ettiği çok net. Ayrıca Erdoğan'dan erken seçime dönük ima yollu dahi olsa bir mesaj beklemek abes bir beklenti olabilir. Şimdi biraz yazının başlığı üzerinden sadede gelelim. Özgür Özel'in yukarıda aktardığımız sözlerine de yansıdığı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kere aday olabilmesi için meclisin 360 ve üstü bir çoğunlukla seçim yenileme kararı alması gerekiyor. Özel bir yandan Kasım 2025'ten sonra bize gelmeyin diyor ama öbür yandan da Erdoğan'ı sandıkta yenme arzularını dile getiriyor. İktidar çevrelerinde ise meclisin alabileceği bir seçim yenileme kararı olarak 2025 sonu yerine bir başka takvim zikrediliyor. 2027. Adını koyma ve bunu böyle açıklama anlamında değil tabii. Öyle olursa bu erken seçimin şimdiden kabulü anlamına gelecektir zira. Ama ayrı ayrı ortamlarda aynı takvimden söz edildiğini fark ettiğim için yürütülen fikir egzersizleri sonrasında 2027'ye dönük bir odaklanma olduğunu fark ettim. Yol haritası anlamında ekonomi programının uygulaması ve sonuçlarına dönük beklentiler önemli bir parametre. Nisan 2025'ten itibaren enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede daha iyi fark edilebilecek bir ortam beklentisi var. Ekonomi yönetiminin geçen ay güncellediği orta vadeli programa göre seneye bu vakitler enflasyonun %20'li bantlarda olması, 2025 sonunda %20'lerin altına inmesi, 2026 yılı içerisinde ise muhtemelen 2026 sonu tek haneli rakamları yakalaması hedefleniyor.
Bu perspektiften bakıldığında 2027'ye gelindiğinde enflasyon probleminin gündemin ön sıralarından uzaklaşması gibi bir hedeften söz edilebilir. Kaldı ki bir erken seçim konusunda toplumda güçlü bir destek olmadığı da gayet açık. Toplum erken seçim yerine seçimsiz geçecek yılların sorunların çözümü anlamında fırsat olarak kullanılmasını talep ediyor. İktidar cephesi enflasyonu düşürerek bir sonraki seçime hazırlanmak istiyor. CHP'nin de önünde 2027 ya da sonrasında yapılacak bir seçimde daha iddialı olabilmek için yapabileceği bir takım işler, hazırlıklar söz konusu olabilir. Mesela 31 Mart'ta kazandığı belediyelerde güçlü bir performans göstermeye odaklansalar, belediyelerde gösterdikleri güçlü performansı genel seçimlere taşıyabilirler. Ama bu konuda kendilerine yeterince güven duymadıkları için olsa gerek, belediyelerdeki kötü performansları daha da belirgin hale gelmeden fırsatçılık yapıp erken genel seçim peşinde koşuyorlar sanki. Mehmet Acet, haber7.com